Şova aranızdan biriyle devam etmek istiyorum. Var mı ben bilardo oynarım, pis oynarım diye? Kim o arkadaş? Hoş geldiniz. İsminiz? 11.4 kilometre süratle vuruyorsun. Hani 11.5, 11.3 falan olmuyor. Bir dakika. Topları da ayarlayalım. Çok güzel. Hazır mısın? Heyecan yapmana gerek yok. 2500 kişi var bu. Tam köşeye sağ falsoyla. 11.4. Yok, sağ falso. Hazır. Yavaş. Abartma. Ne yaptın? Bu yan salona gitti. Daha yavaş. 11.4. Falsoyu ver. Ver. Gönder. Çok hızlı. Hala çok hızlı. Yavaş. 11.4. Bak. Bu da hızlı. Hep hızlı. Şöyle. Altı dolu. Yürüyüş yapacağım şimdi. Bazen şu an isteyenler çıkıyor. Hani ben de yapayım abi falan diye. Çünkü yapamadığın zaman bu vuruşun şöyle bir özelliği var. Anlatacağım şimdi. Altı topa sırayla vuruyorum. Altı top birbirine değmeden masada iki tur atıp hepsi havlunun üzerinde toplanacak. Ama bir yapamazsan var ya, hiçbiri gitmiyor oraya. Hepsi ortada çarpışıyor falan, farklı farklı yerlere gidiyorlar. Onun için çok zor bir vuruş yani. Benim için çok zor. Bir antrenman yapayım. Hadi. Tamam. Topa vuruyorum. Top böyle iki tur atıp masada gidip hedefi buluyor ya. Şimdi ben ülkenin çeşitli yerlerini gezdim. Dünyada da birçok coğrafyada bulundum ama. Ki bizim ülkemizde biliyorsunuz çeşitli şehirlerde farklı espri anlayışları, müthiş betimlemeler vardı. Diyarbakır'a gittim. Var mı aramızda Diyarbakır? Var mı mutlaka? Var mı Diyarbakır? Diyarbakır'a gittim. Türkiye şampiyonası oynuyoruz. Maçtan çıktım. Nasıl da güzel oynamışım ama. Maç sonrasında bir arkadaş geldi yanıma Diyarbakır'da, böyle yaptı. Dedi sen yok. Senin burnun işte var ya, adres almış kömür kamyonu gibi gidi ya. Trabzon'da yaptı bir arkadaş ya, maçtan çıktım. Üç bant oynuyoruz, çıktım. Biraz böyle serzenişle geldi yanıma, dedi ki Semih abi, bu bilardo oynaması kolay. Sayı almasız. Hiç öyle yapmayacağım tabii. Biraz farklı bir şey yapayım istiyorum. Farklı alayım ya, şov olsun. Bilardo salonlarının standart hepsinde duvarda bir yazı var. Pike çekmek yasak. Şimdi salon sahibi haksız sayılmaz. Neden? Çünkü bu kumaş çok pahalı bir kumaş. Adam almış yerine ıslakayı, pike çekmeyi bile bilmiyor, boyamayı bile bilmiyor, böyle yapıyor. Bu pike vuruşundan örnek yapacağım. Temizleyeyim önce topu. Şöyle. Temizlik yapalım. Bakalım ne durum. Oo, mis. Çok güzel. Şimdi bir vuruşumuz var. Adı Dantel. Öyle demişler. Adı niye Dantel? Çünkü gerçekten Dantel yapıyor. Bak anlatayım. Vuruyorsun sarı topa. Uzun var. Top uzun. Bir sayı olacak. Bildiğin Dantel yani. Hazır. Yapıyor böyle uzun var.
kısa var, uzun var, 7 sayı olacak. Ve vuruşu birlikte yapacağız. Şöyle ki vurdum. Çaktı kısa bantta. Tam kavis yapmaya başladığı anda diye yükseleceğiz. Benden de iyi anı olurmuş ha. Vuruş çok güzel olmuş ha. Kameralar için, fotoğraf için bayılıyorum ben vuruşa. Diyeceksiniz ki vuruşla fotoğrafı ne alakası? Çek babacım çek. Ayağına biraz değil ama olsun çek. Abi çok geç söylediniz. Olmaz öyle. Burada söylüyorsun. Oradan itibaren. Hazır mı? Top ne yapsın ya? En son şey diyeyim, hazır? Yalnız bu kadar zamandır spor yapıyorum, tek oyla kutlama yapan kişi o. Hazır?